Önemli bir soruyla başlamak istiyorum. Çünkü toplumsal olarak her zaman sınanan bir durumumuz var ve sadece bizim değil bu arada, dünya üzerinde konuşuyorum. Sadece ülke bazlı bakmamız lazım ve bazı duygularımızı yitirdiğimizi düşünüyorum insanlık olarak. Bunlardan biri de empati duygusu. Aslında varoluşumuzda ya, aynı nöronlar ve vesaire, hani bunlar bizim evrimsel olarak kökenimizde var. Ama empati duygusunu yitirdikçe farkındaysak bir sürü olay da doğuyor ve bize de Emre Göç buna dair bir soru gönderdi. Empati yeteneğinin önemi nedir? Empati kurmanın başarıya ulaşmaktaki etkisi nedir? Diye sordu. Evet efendim, öncelikle teşekkür ediyorum. Çok uzun ve çetrefilli bir mevzu olmasına rağmen bizi günlük hayatta ilgilendiği kadarıyla minnak bir özet vermeye gayret edeyim. Empati eş duygulanım anlamına geliyor. Yani karşıdakiyle eş duyguları ise pati hissetmek demek. Latince kökenli bir kelime. Empati de karşıdaki kişiyle aynı şeyleri hissedebilmek ama bizim günlük hayatta karşıdakinin hissettiklerini anlayabilmek, onları okuyabilmek gibi kodluyoruz. Empati meselesi çok derin, çok farklı düzeyleri olan ve biraz çetrefilli ve bilinmeyeni çok olan bir konu. Ben bilinenlerden ufak bir bukle yapayım ve özellikle çocuklarımıza hani dünyayı tanıtırken diğer insanların duygularıyla onları tanıştırmanın ne kadar önemli olduğunu belki bir kere daha masaya koymuş olabiliriz. Birkaç zaman evvel bir anne babalar için beyin okulu webinarımız olmuştu. Açık Beyin İstanbul Okulu kapsamında yaptığımız webinarlardan. Orada da bu meseleye bir miktar değinmiştim. Özellikle çocukların gelişmesinde diğer insanların duygularını anlama, o duygulara maruz kalma, onlarla baş etmeyi ya da onları okuyup onlara cevap verebilmeyi öğrenme gibi çok önemli bazı gereksinimlerimiz var ve bunlar yerine gelmediği zaman büyük problem oluyor. Kimde var empati? Sadece bize has değil. Benim mesela bir tane kedim var. Bal Hanım, daha önceki bölümlerde gördüğünüz, arada bir uğruyor buraya. Mesela Bal Hanım'ın benim moralim bozuk olduğunda bana verdiği tepki dizisi farklı. Kafam güzel oldu, yani kafam iyi oldu, kafam güzel derken öyle falan değil. Yani ruh durumum iyi olduğu zaman bana verdiği tepkiler daha farklı oluyor. Mesela üzgün olduğumda gelip böyle bir etrafımda bir dolaşması var. Yaklaşık birkaç aydır bende. Ben de onun davranışlarından duygularını anlamaya başlıyorum galiba. Üzgün olduğumda böyle etrafımda birkaç tur atıyor. Sonra geliyor ya bacaklarıma ya karnıma oturup gırıl 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 o tuhaf ses çıkarıyor mesela. Ve bir şekilde ben onunla oynayıp ilgilenmeye başlayınca 5-10 dakika sonra sıkılıp benden gidiyor. Anlıyor ki bu adam hayatta ölmeyecek, intihar etmeyi falan düşünmüyor diye herhalde bir şey oluyor. Hayvanlarda da olan bu yetenek, yani karşı tarafın duygularını anlayabilme ve o duygulara uyumlu tepkiler verebilme yeteneği sosyal bir canlı olmanın olmazsa olmaz bir parçası. En basit düzeyde işte memeli canlıların en basit ama işte gruplar halinde yaşayanlarında görebiliyoruz. En basit derken entelektüel açıdan ya da zeka kapasitesi açısından sınırlı diyebileceğimiz işte kurtlar, köpekler gibi canlılarda, gergedanlarda, zürafalarda, şurada burada o tip canlılarda dahi çok büyük izlerini görebiliyoruz empatinin. Ama biraz daha kalabalık sosyallikle yaşayan hayvanlara doğru çıktığımızda, mesela primatlara geldiğimizde bu yetenek artık tavan yapıyor. Mesela şempanzelerde, bonobolarda, makak maymunlarında, resus maymunlarında tonla deneyler var empati konusunda yapılan. Bir kere hayvanlar halinde çok yaygın. Merak edenler burada Frans de Waal'ın Empati Çağı kitabını okumak isteyebilirler. Empati Çağı hakikaten sağlam bir kitap bu konuda. Ama sadece hayvanların empati duygularını değil, empatinin bizim hayatımız için ne kadar önemli olduğunu da anlatan güzel bir kitap. Bu hayvanlar böyle bir güdüyle niye dünyaya geliyorlar? Niye böyle bir özellik var? Düşününüz efendim, en basitinden avlanacaksınız ya da bir düşmana karşı savaşacaksınız ya da göç edip yeni alanlar, yeni kaynaklar bulacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. Her türlü bu tarz reaksiyonları üretirken bin bir çeşit durumla karşılaşabilme şansınız var. Ve bunlar algoritmik olaylar değil yani. Mesela her gün aynı yere gidip aynı yemeği bulamayacağınız, sürekli aynı şekilde aynı miktar yürüyerek aynı göçü yapamayacağınız bir dünyada yaşıyorsunuz. Devamlı değişken bir çevre ve ihtiyaçlar var. Ve bu çevre ve ihtiyaçları tek başına sizin monitörize edip de karşılamanız çoğu zaman imkansız. O zaman ne yapacaksınız? Etrafınızdaki diğer türdaşlarınızla dinamik bir işbirliği kurmanız gerekiyor. Dinamik işbirliğinden kastım şu: bir arada hareket ediyoruz. Evet, eyvallah. Fakat yolda hareket etme sırasında her an değişken durumlara karşı verdiğimiz bir takım tepkiler var. Bu tepkilerin bir kısmı bedensel ve fiziksel tepkiler. Yani
İşte ne bileyim bir taş varsa alıp şuraya koymak falan gibi. Ama bir de doğanın kompleks örüntüleriyle bize verdiği mesajlara zihnimizin yetişemeyeceği kadar karmaşık oldukları için cevap veren başka bir sistemimiz var. Bu sistemin adı duygusal sistem. Mesela kişi aç olduğunda, üzgün olduğunda, yorgun olduğunda vesaire bunun bir duygusal dünyasına bir yansıması oluyor. Ve eğer onunla beraber olan türdaşları bu sinyalleri güzel okuyamazlarsa o çok fazla bireyin işbirliğiyle ancak başarılı olabilecek görevler sekteye uğramaya başlar. Çünkü birisi full performans işini yaparken öbürü yazık orada bir kenarda süklüm püklüm hadi asık suratla durur. Kimse onun durumunu anlamaz ve dolayısıyla işbirliğinde ciddi bir bozulma meydana gelir. Fakat duygusal okuryazarlık, duygusal okuma becerisi yani empati ne kadar gelişmişse anlık olarak grubun ve grup içindeki bireylerin birbirine göre oryante olma ve akort olma ihtimalleri artar. İlk defa bu 90'lı yıllarda işte duygusal zeka kitabını Daniel Goleman çıkardığı zaman bütün dünyada büyük tantana oldu işte IQ hiçbir şeymiş, EQ her şeymiş falan filan diye. Öyle değil tabii. Yani IQ evet hiçbir şey o doğru da EQ da her şey değil. Fakat bu emotional quotient denen ölçüm önerisi insanların karşıdaki insanların duygularını ne kadar anlayabilip ona göre ne kadar davranabildiğini ölçen aslında bilişsel bir ölçekti ilk başta. Fakat sonra şunu fark ettik. İnsanların farklı empati düzeyleri varmış. Mesela şimdi empatisi iyi diyoruz ya neye göre iyi? Bir, karşınızda bir insan hüngür hüngür ağlıyordur mesela. Bir psikopata bile bunu gösterin. Bu arada psikopatın özelliği nedir? Hani bizim adli psikolojide özellikle kriminal psikopat dediğimiz bir tip var. Yani karşıdaki insanı kıtır kıtır keser ve onun bağırış çağrışından, duygularından hiç etkilenmez. Çünkü ön beyindeki o duygu okuma bölgeleri iyi çalışmamaktadır bu kişilerde. O yüzden zaten psikopat katil olma ihtimalleri yüksektir. Böyle bir insana ağlayan birisini gösterdiğinizde der ki ağlıyor. Yani üzgün herhalde. Bunu bilebilir. Ama normal bir insana ağlayan birisini gösterdiğinizde genellikle onun ağladığını bilmekle beraber bir de kendisi üzülür. Yani o karşıdaki kişinin duygusu otomatikman ona geçer. Mesela komedi ya da korku filmlerinin bilet alıp da salonda seyretmemize rağmen bizi güldürüp ağlatıp korkutabilmesi gibi etkiler buna dayanır. Bizim beynimizin duygusal bölümü normalde karşıdakinin duygusunu aynen alır ve onu içimizden yaşamamızı sağlayarak dikkat edin. Sadece anlamayı değil, onunla hemhal olmayı mümkün kılar. Şimdi bu hemhal olma halini tamam film yapımcılarına çok para kazandırıyor. Eyvallah bu kısmı anlayabiliyoruz. Ama bize ne işe yaradığını bir düşünün. Yani grupta birisi üzgünse, depresyondaysa hepimiz bir böyle değil mi? Halimiz, ruhumuz değişiyor. Eğer hiçbirimiz diğerlerinin duygularını anlayamayacak kadar künt olsaydık burada ciddi bir sorun çıkardı. Mesela erkek kadın beyni konusundaki o sicili bozuk konuşmalarımda çoğu zaman zikrettiğim bir mesele var işte. Erkekler empatik açıdan biraz daha künttür, biraz daha az duyarlıdır. Kadın beyni biraz daha şeydir gibi. Bunu herkes erkekler odun diye anlıyor. Hatta bizim Serkan Kar İsmailoğlu gazeteye düşmüştü. Erkekler odundur, Serkan öyle dedi falan diye yazmışlardı gazeteye. Hayır Serkan da onu demiyor, ben de onu demiyorum. Odunluk değil, bu bir iş bölümü. Mesela çok yüksek empati, çok yüksek duygusal empatik bir beyniniz olduğunda bir canlıya zarar vermeniz de gittikçe zorlaşır ve avlanmanız zorlaşır mesela. Yani tutup da o güzelim ceylanı ben vuramam, ay şuna bak eşek gibi çipil çipil gözlerle bana nasıl bakıyor derseniz bu iş pek hayrımıza olmazdı insan türü olarak. Mesela avcı toplayıcıda bazı bireylerin biraz duygusal olarak künt olması ama mesela bebek gibi bir şeye yoğun ilk bakımı vermesi gereken işte anne dediğimiz varlığın çok ekstra bir empatik, adeta telepatik bir empatiye sahip olmasını ise makul görebilirsiniz. Çünkü hani sistem buna ihtiyaç gösteriyor. Özetle empati herkeste aynı değil. Hep aynı şekilde çalışmıyor. Sadece anlamakla ilgili değil, olmakla ilgili bir şey. Yani karşıdakinin duygularıyla bir olmakla ilgili bir şey. Ve bir tek yolu var bunu geliştirmenin. Sosyal yaşamak. Sosyal canlılar içerisinde olmak. Diğer türdaşlarınızla birlikte hareket etmek. Lütfen şimdiki gençlere, evdeki çocuklara bakalım. Ne kadar dışarıda top koşturuyorlar. Ne kadar arkadaşlarıyla işte bu kart oyunları bilmem ne, yani board oyunları oynuyorlar. İşte efendim ne kadar eskiden biz neydi? Uzun eşek, birdir bir vırt zırt. Öyle oyunlar hayatlarında ne kadar var? Bir bakalım ileride ne kadar empatik olup olamayacaklarını da şimdiden görebilme şansımız var. Bu oyunlar ne kadar çoksa iş o kadar yolunda gidiyor zaten.